Evet, burası Şahintepe köyü. Bu köyde de yıkılan bina çok. Burada da insanlar bu ağır hasarlı evden eşyalarını çıkarıyorlar. Yine hemen sağımızda, solumuzda yıkılan evler var. Yani bu çadırlardan sonra öyle bir şey söyleniyor. Yani çadırlar geçici olarak kuruluyor. Daha sonra konteynerler, ama tabii yani köy halkı daha, şehirler daha berbat, köy halkı daha aynı şekilde. Evet. Evet, kim de var yuvasını çık. Em kastecine, em kastecine ev em dibinin ravşi vurdibinin u denevisin. Em kastecine. Ha, hun kazat çek. Ha, no, no, kalk. Yani, o khani hundu binin. Tevahi hulveşyaya. Evet, bu ikinci kata çıkan merdivendi. Yerle bir olmuş. Alt taraf ahır olarak kullanılıyordu. Neyse ki üst katta tamamen enkaza dönüşmediği için insanlar bu binadan, bu yapıdan sağ kurtulmuşlar. Evet, traktörde böyle hala enkazın altında. Burası Şahintepe. Şahintepe Pazarcığa bağlı bir köy. Yapı tespit belgesi buraya da yapıştırılmış. Tabii bu bina tamamen çökmüş. Bakalım. Kaç haneli bir köy burası? Burası 100 haneye yakın. 100 haneye yakın. Köyde genel olarak kayıp var mıydı? Kayıp burada yok, olmadı. Öyle olmadı da diğer zayiat çok. Evet. Köyün içerisinde hiç enkazların altında kalan olmadı, yok değil mi? Yok, önüne kalmadı. Burayı da böyle bir şey yaptı bakalım, bilmiyorum. Sizin için ne dediler? Yapı tespit, vallahi hasar tespit geldi mi? Ben köydeydim, dört köydeydim. Baksana şu şeylere. Evet. Darbalanmış yani. Yani kolonlar böyle. Demirler görünüyor. İçeride tezgah çökmüştü. Tezgah çökmüştü değil mi? Evet. Evet, bütün evlerde durum aynı. Benzer. Köylerin tamamında aynı durum var. Böyle. Şöyle göstereyim. Şurada da yıkılan, yani yıkılan ev çok fazla ama yıkılan enkazların altında insan olmadığı söyleniyor. Aslında biz buraya gelmeden önce çok kayıp olduğu söyleniyordu. Bilmiyorum yani, şimdiye kadar görüştüğümüz köylüler köyde herhangi bir kaybın olmadığını söylediler ama biz tekrar soracağız. Evet, yani burası Şahintepe. Evet, bizim de çünkü şaştık yani, yaşamını yitirenler olduğu söyleniyordu ama burası obaymış, yani Şahintepe'nin obasıymış. Ortaköy burası. Evet, eskiden Ortaköy deniyordu ama şimdi yeniden Şahintepe diyorlarmış. O yüzden böyle bir karışıklık oldu. Burada can kaybı olmadığı söyleniyor ama Şahintepe'de biraz daha aşağıda, birazdan oraya gideceğiz. Orada kayıp var ve fazla maalesef. Evet, burada ahırlar, evler, binalar çökmüş. İnsanlar çadırlarda kalıyorlar. Evet, Bilecik Belediyesi'nin de getirdiği şöyle çadırlar var. Birkaç köyde daha karşılaştık ama tabii bunlar ancak
insanların eşyalarını koyabilecek neri büyüklükte. Çok küçükler. Ama burada kendilerinin kurduğu çadırlar var. Bu çadırları siz mi kurdunuz? Sizin çadırlarınız mı? Yok, bu çadırları şantiye getirdi. Bu şantiye getirdi size. Evet. Evet, çadırın içini teyze gösteriyor bize. Şöyle, yani burada kalıyorlar. Buzdolaplarını getirmişler, buraya taşımışlar. Hey. Yataklar böyle. Bir soba kurulmuş. Burada ocak ve böyle televizyon da kurulmuş. Bu çadırın içerisinde kaç kişi kalıyor burada teyze? Beş kişi. Beş kişi bu beş çadırın kişi içerisinde kalıyorlar. Yer yok, koyu yok. Evet. Ne diyek, sabah kadar oturuyor. Evet. Çok geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Geçmiş olsun. Burası mutfak banyo olarak herhalde mutfak olarak kullanıyorsunuz eşyalarınız, evet. Yani bu çadır çok ufak. Burada da benzer bir çadır. Evet, insanlar bu halde. Çok geçmiş olsun. Kolay gelsin. Evet, şimdi Ortaköy'den Şahin Tepe'ye gidiyoruz. Asıl Şahin Tepe'ye gidiyoruz. Orada can kaybının fazla olduğu söyleniyor. Evet, şu an sağ olun. Şu an Şahin Tepe 16 kişi Şahin Tepe'de yaşamını yitirdi. 16 mı yedin? 16 da 16. Köyde. Sadece köyde yaşamını yitirdi. Evet. Çant habt hastahaneden ha? 3 kişi. Evet, 16 kişi, 17 kişinin yaşamını yitirdi. 3 kişinin de hastanede olduğu söyleniyor. Kaç haneli bir köy burası? 120 hane. Kaç hane yıkılmıştı? Hepsi yıkılmış. Hepsi aşağı. Çoğu yıkıldı. Şimdi buna böyle ya. Evet. Aynı şey şöyle yarılmış. Yo, tamamen enkaza dönüşen bunun gibi olan kaç tane var? Var. Bayağı var. Bayağı var. Evet. O var. Onun alt tarafında var. Evet. Bildirişinde var. Aşağı var. Karşı var. Evet. Yani bu köy aslında bu bölgede en fazla ağır. Ağır bu köy. Hasar gören bu köy. Kayıp da en fazla bu köyde. 17 kişinin yaşamını yitirdi. 3 kişinin de şu an hastanede tedavi altında olduğu söyleniyor. Evet, bu Ortaköy obasında. Ortaköy, burası aynı. Ha, burası, evet, orası da çünkü Şahintepe dediler ama Ortaköy diye biliniyormuş eskiden. Evet. Orada da 2 kişi yaşamını yitirdi. Burada 17 kişi, toplam 19 kişi Şahintepe ve obasında yaşamını yitirdi. İnsanlar çadırlarda kalıyorlar. Hasar tespit komisyonları köyünüze de geldi mi? Vallahi telefonlara geliyor. Hı. Neresin baba? Diyarbakır. Diyarbakır. Evet. Vallahi istemiyorum. Anlayın acaba. O da derbasi be. Eyvallah. Barbat bu, barbat. Ev khanete ev malete. Khaniye mabı. Tüm çadara geçelim. Hadi hiç atmadan. Hadi emin verin. Hadi hiç atmadan. Yatacak, oturacak bir durum yok. Yok, yok. Hepsi yarılmış. Ne de? Kadar da Diyarbakır'a baba. Emin ava vene. İçi. Eri. İçi Diyarbakır. Bale, bale. Sarçavın. Bale, sarçavın eşin. Bastıkım her bir şey. Her sağlığın. Evet. Şu görüyorsunuz tamamen yıkılmış. Peki bu enkazda yaşayanlar var mıydı bu evde? Ya vardı, bir kadın bir çocuk vardı, onlar sağ çıktı. Sağ çıkarıldılar. Evet, kızı sağ çıktı, kendileri çıktı. Evet, kendileri çıktılar. Evet, İsimleri neydi? Emine Girten, bir de Veysel'di galiba. Emine Girten ve Veysel. Bu kocası oluyor bu. Bu beyefendi. Evet. Baba, burası da bizim oba. Evet. Hangi obaydı? Ortaköy obasında. Toplam 18 kişi yaşıyor. İsmail abi, sen küçük olan mı Emine abi? He, burada çıktı. Enkaz altında çıktılar, yararlı çıktılar. İsmi neydi oğlanın? Veysel Girten. Veysel Girten. Bir de eşiniz Emine Girten. Buradan kendi çabalarıyla çıktılar. Siz burada değil miydiniz? Ben İstanbul'da çalışıyordum abi. İstanbul. Evet. Ben evde yok. Tam olarak nereden çıktılar bize gösterebilir misiniz? Evet, bu ev Şahin Tepe'de. Tamamen yıkıldı ve şuradan anne ve oğlu sağ salim çıkmayı başarmışlar. Kaç yaşındaydı çocuk? Çocuk 14 yaşında. 14 yaşında. Annesiyle birlikte. Evet. Şuradan hemen şu enkazın altından ilk gün çıkmayı başarmışlar. Sağ salim kurtulmayı başarmışlar. Sizin isminiz neydi abi? Hüseyin Girten.
Hüseyin Girten abi de İstanbul'da çalışıyormuş. Deprem Gebze'de sırasında çalışıyor. Evet, Gebze'de çalışıyormuş. Depremi aa, duyduğu gibi köye gelmiş. Peki siz çocuklarınızla ne zaman konuştunuz? Yani depremden hemen sonra görüşebildiniz mi? Yok. Bir hafta sonra görüşürüz. Milletin hepsini sağlık ocağını oraya topladım, ateş yaptım. Kar bir tarafta yakıyor. Halimiz işte şunun eniştesi ne iki tane yeğeni gitti. Bak şu evde. Evet. Orayı da çeker. Geleceğiz. Ha, benimki de. Hanım da evet, şöyle. Yapıyorum. Aslında en fazla hasarın olduğu köy gel, bu bölgede. İki katlı ev diye. Üç cenaze çıktı. Abi bunun yerine. Evet. Gel bu tarafa gel. Bu taraftan mı gidelim? Evet şu. Şu ev. Kaç katlı bir evdi burası? İki katlı bir evdi. Evet. Kimler yaşamını yitirdi burada? Burada enişten bir de iki tane kızı. Biri 4 yaşında, biri de 13-14 yaşında bir kız vardı. İsimleri neydi? Ela Ünlücan, bir de Ada Ünlücan. Babasının ismi de Hacı Ünlücan. Hacı Ünlücan. Buradan sağ çıkardık. Sağ çıkardınız. Kaç saat sonra çıkardınız? Aynı yani anda deprem çıkardık. Deprem olduğu anda şey bir itibaren saat sonra, bir hemen saat. Koşar koşar İşimiz buraya geldik. İşimiz kurtardık beraber. Yani 2 saat falan uğraştım beni çıkarmak için. Evet. 2,5 saat sürdü yani. Böyle bir yarıkta ses geliyordu. Böyle taşla piketi kıra böyle değnekle oraya kaza. Çıkardık. Yani enkazı ala çıkardım yani. Diğerlerinden hiç ses gelmiyor muydu? Diğerlerinden ses gelmedi zaten. Önce şu ya bazanın başlığı üzerlerine düşmüş. Ondan sonra artık duvar düşmüş o bazanın üzerine. Altında nefessiz kalmışlardı. Evet. Aynen. Onların cenazelerini kaç saat sonra çıkarabildiniz? Onlar da bir gün sonrasında çıkardık. Bu operatör kepçeyi bu getiriyorsa kepçe. Yani evet. Devlette hiçbir şey gelmedi. Evet. Aynen. Çok geçmiş olsun, başınız sağ olsun. Evet, şöyle göstereyim. Evet, cenazelerini de yaralılarını da köylüler kendi çabalarıyla çıkardılar. Tabii ilk günden itibaren dolaştığımız bütün köylerde benzer manzara vardı. Şurada bu baza başlığının üzerlerine çökmesi sonucu nefessiz kaldığı baba ve iki çocuğunun, ama annenin sağ salim şu sobalı o. Evet, şöyle göstereyim. Şahin Tepe'deyiz. Şu yatak odası, ikinci katta yaşıyorlardı. Şu kısımda mı yaşamını yitirenler oldu? İki tane kız ya bazan üzerinde. Evet, bazan. Evet, onlar yatağın üzerinde. Hemen burada bazalar var aşağıda. Ama anne şu sobayla yatağın arasında kalıyormuş ve burayı kıra kıra, bu duvarları kıra kıra çıkarmışlar sağ salim. Hastanede mi peki şu an, yoksa durumu iyi mi annenin? Annen durumu iyi, annede sadece bir şey yok yani. Ya bir şey yok. Ufak tefek çizikler vardı. Hı-hı. Ama babayla işte kızlarda da bir şey yoktu. Nefessiz kalma sonucu şey yapmışlardı. Yaşamını yitirmişlerdi. Bir de sobalar yanıyordu. Şey oluyordu. Evet. Babanın üzerine de zaten kafadan darbe almıştı. Hmm. Ya bizimkine bir şey yok. Evet, bu köyde yıkılan yapıların tamamında yaşamını yitirenler olmuş neredeyse. Aa, bu da babam gelin altı gitmiş abi. Evet. Alt gitmiş. Çıkamadık dışarı. Duvarlar tamamen yıkıldıktan sonra çıktınız. He, ben çıktım ki. Yalın ayak millet hep buraya toplanmış. Evet. İşte burada babam gibi odunları var. Hepsini yaktım. Şurada Sağlık Hoca'nın koltuklarını indirdim. Evet. Elbise getirdik. Hı hı. Açıkta çorap morap giydirdik. Bunlar fazla bir şey yok. Bizim yok hala. Evet, tabii bu. Bu da lavabo mavabo. Hepsinde hasar var. Şimdi içeri evet. Komple şey böyle yarılmış. Evet, evet, evet. Oturanlar bütün durumda değil. He. Şahintepe köyündeyiz. Burası 120 haneli bir köy. Bu köyde bazı köyler 16, bazıları 17
kişinin yaşamını yitirdiğini söylüyor. Hastanede olanlar var. Tamamen yerle bir olan yapı sayısı çok fazla. Ve neredeyse her yapıda insanlar yaşadıkları için her yapının enkazından cansız bedenler çıkarılmış neredeyse. Ya bunlar hep üzerimize geldi. Evet. Hanımı şu köşeye çektim. Ha bu köşede kurtulduk. Evet, bu bina tabii tamamen yıkılmaması. Ha bak. Ha bak ya sobanın içi. Ha şu köşe bizi kurtardı. Orayı da sonra da güçlendirme yaptım. Öyle kaldı. Ha burada. Buraya. Evet. Bir köşede kaldı. Baktım ki ne kapı var ne ben. Evet, bu bina tabii ayakta kalması nedeniyle... 17 sütüm var. Biz kalmışız. Mesaz mesaz mı kalmışız? Evet. Kardeşimle beraber. Tüm duvarları patlamış her taraf. Darmadağın. Yani burada evet abi. Yıkım kararı verilmiş zaten. Burada hem karakot yapıştırılmış hem de yıktırılacak bina ilanen bildiri tutanağı diye var. Bunu okumak istiyorum size. Kahramanmaraş ilimizde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen abi, deprem afeti sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yapılan hasar tespiti çalışmalarında can ve çevre güvenliği büyük risk görüşen ve yıktırılacak bina acil yıktırılacak ağır hasarlı statüsünde olan binalarla ilgili Pazarcık ilçesi Şahintepe Mahallesi Beyleruşağı Sokak No 63 adresinde ikamet eden ev sahiplerine ulaşılamadığından kapısına asılmak suretiyle bildirimde bulunulmuştur demiştir. Burada da yine yıktırılacak bina ilan tutanağı var. Öyle bu binanın yıkılacağı ifade edilmiş. İsmini buraya da evet. Isterim. Abuzer Dörü'ye ait de. Abuzer? Dörü. Dörü. Evet. Evet, Abuzer Dörü'ye ait bu yapı. Tabii bu dediğim gibi ayakta kalan bir bina ama tamamen çökmüş bina sayısı. Bu köyde çok fazla, onları da göstermeye çalışacağız sizlere. Geçen de. Geçen de gazeteciyiz biz. Evet, geçen geldi şurada röportaj doğrudur, yaptık ya. Doğrudur. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Evet, Allah Şahin razı olsun. Tepe'deyiz. Burada en az 16 yani bazıları 17 kişinin yaşamını yitirdiğini söylüyor. Yapıların büyük bir bölümü ağır hasarlı. Sizin eviniz hangisiydi? Bizim evimiz şuydu. Şurada. Evet, tamamen bizim... mi yıkıldı yoksa? Evet, gidebiliriz. Tamam. Siz enkazın altından evet, mı çıktınız? Evet, oradan çıktık. Hı-hı. Yaşamını yitiren oldu mu sizin bizde ailede? Yok. Bizde yok. Çok sağ çok geçmiş olsun. Sağ olun. 16 ölü. Evet. Burada üçü de ağır yaralı. Ağır yaralı hastanede. İkisi Antep'te, birisi de Kayseri'de. Kayseri'de evet. Çok geçmiş bize olsun. Bize afet gelmedi yani. Bize afet hiç gelmedi. Devlet hiç buraya adım atmadı. Biz kendi güçlerimizle, kendi çabalarımızla yaptık. Evet, bugün depremin 13. günü. 13. günü hiçbir tane evet. Yetkili buraya gelmedi. 10 gün sonra kaymakam. 5 gün sonra kaymakam bey geldi. Başka da hiçbir yetkili gelip de derdimizi sormadı. Evet. Evet, insanlar çadır bulabilenler çadırda kalıyorlar. Köyde oturulacak ev neredeyse yok. Yıkılan ev çok fazla Şahintepe'de. Burada 16 kişi yaşamını yitirmiş. 3 kişi ağır yaralı hastanede. Bu da kısmen yıkılan evlerden bir tanesi. Tabii kısmen diyorum, üst kat kısmen yıkılmış. Yoksa alt katı yok bu evin. Alt kat tamamen yerle bir olmuş. Şu ev gördüğünüz gibi kaidesinin üzerinden, aslında temelin üzerinden devrilmiş. Yıkılmış. Şahintepe. Korkunç bir manzara gerçekten. Enkazların büyük bir bölümünden insanların cansız bedeni çıkarılmış.
Bugün 18 Şubat 2023. Depremin 13. günü. Şahintepe köyündeyiz. Yaklaşık 120 haneli bir köy. Ve bu köyde yıkılmayan ya da ağır hasar almayan tek bir köy, tek bir ev bile yok. Şu an sağlık ekipleri de biz köydeyken geldiler. İnsanları muayene ediyorlar. Ekipler jandarma eşliğinde tabi buraya geldi. Şahintepe'de durum. 120 haneli bir köy burası. Hemen ileride köye bağlı Ortaköy Ovası vardı. Burada 16 kişinin. Evet, Şahintepe'de de durum böyleydi. Her taraf gerçekten viraneye dönmüş, yıkılmış. Neyse ki. Allah şey girmesin. Amin. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Evet, neyse ki insanların büyük bir bölümüne çadır ulaşmış. Çok geçmiş olsun. Evet, görüyorsunuz. Yani hem köyün içerisinde hem bu yol üzerindeki evlerde hepsinde ağır hasar var, yıkım var, enkaz var.